Arkadaşlar, güzel bir türev sorusu çözümü yapmak istiyorum sizin için. Şimdi burada y eşittir x kare artı 16 parabolü verilmiş. Orijinden bu parabolü çizilen teğetler gösterilmiş. Bu teğetlerin değme noktaları ve orijinin oluşturduğu üçgen alanı kaçtır denilmiş. Bu tip sorularda bence şöyle yapmalıyız arkadaşlar. Öncelikle şu teğetlerin değme noktalarına bir isim verelim. Mesela şuradan indirdim ben. Burası A noktası olsun arkadaşlar. A, yani x'e A vermiş olalım. X'e A verdiğimizde şurada x yerine A yazarsam y'imiz ne gelecektir arkadaşlar? A kare artı 16 gelmiş olacaktır. Yani şuradaki A noktasının koordinatları A virgül A kare artı 16 olmalıdır arkadaşlar. Bu bize şunu söyler. Şuradaki uzunluk A kadarsa, şuraya dik yapıyorum arkadaşlar. Buradaki uzunluğun A kare artı 16 birim olduğunu söylemiş olur arkadaşlar. Peki, şimdi bu orijinden geçen bir teğet. Burada biz bu teğetin eğimini hesaplayabiliyoruz. Karşı bölü komşudan şuradaki gösterdiğimiz teğetin eğimi m dersek arkadaşlar ne gelecektir? Karşısı a kare 16 artı 16. Komşumuzda da ne var arkadaşlar? A var. Bu eğimi hesapladık. Peki bu eğimi başka nereden hesaplayabiliriz arkadaşlar? Verilen parabolün türevini alarak hesaplayabiliriz. Fx eşittir x kare artı 16 dersek arkadaşlar, burada f türev x'imiz ne olacaktır? 2x gelmiş olacaktır. Peki bu fonksiyona x eşittir a noktasından çizilen teğetin eğimini biz buradan hesaplayamaz mıyız? Hesaplayabiliriz. Ne yaparız? Türevi de a yazmamız gerekiyor. F türev a diyorum. Buradan ne gelmiş olacaktır? 2a gelmiş olacaktır. Yani buradan çizilen şu benim sarıyla çizdiğim teğetin eğimi neye eşittir arkadaşlar? 2a'ya. Biz eğimi burada da hesaplamıştık arkadaşlar. A kare artı 16 bölü a'ya eşitti. Bence bu ikisini birbirine eşitlersek eğimimizi bulmuş oluruz. Ya da a'yı bulmuş oluruz. A kare artı 16 bölü a eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2a diyeceğiz. İçler dışlar çarpımından a kare artı 16 eşittir. Ne gelmiş olacak? 2a kare. Bunu karşıya attım. A kare eşittir 16'dan a'mız artı eksi 4 gelmiş olacaktır. Neden artı eksi 4 çıktı? Çünkü diğer taraftan eksi 4'ten, bu taraftan da arkadaşlar artı 4'ten çizmiş olacakmışız bu teğetleri. Bakın, yani biz şurayı hesaplarsak şuradaki noktada tam bu a'nın eksilisi olan kaça denk gelecektir? Eksi a'ya. Burada bulduğumuz 4 değeri buradaki a'yı verecektir. Eksi 4 değeri de eksi a'yı vermiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu noktanın koordinatlarını ne olarak bulmuştuk? A virgül a kare artı 16. A'yı 4 bulduk. Burada 4 yazdığımda 4'ün karesi 16. 16 artı 16'dan 32 gelecektir. Aynı mantıkla eksi 4 yazarsam da buradan da yine 32 gelmiş olacaktır. Yani bakın, şuradaki şu yükseklik arkadaşlar kaç birime eşitmiş? 32 birime eşitmiş. Bize şu üçgenin alanını soruyor. Bakın, 4 birim buradan, 4 birim de buradan. Şurası kaç birim geldi arkadaşlar? 8 birim geldi. Şurası da bana yüksekliği veriyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. Tabanım 8. Yüksekliğimi zaten burada yazdım. Bakın kaç buldum? 32 buldum arkadaşlar. Tabanım 8, yüksekliğim 32. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den arkadaşlar 8 çarpı 16. Yani 8 kere 10, 88 kere 48, 128 birim kare olarak burada oluşmuş olan BAO üçgenin alanını hesaplamış olacağım arkadaşlar.